Bulaşık mı yıkadın? Ne oldu Menekşe? Hani şu köşedeki marketin başlattığı hediye kampanyası var ya... aldım deterjan kutusunun içinden, bilin bakalım ne çıktı. Deterjandır o. Sen daha önce görmediğin için şaşırmışsındır. Neymiş o? Son model bir arabanın arka tarafı. Ne işe yarayacakmış o? Ön tarafını da bulursam kazanacağım. Arabayı mı kazanacaksın? Hayır, bir kutu araba cilası. Araba cilasını ne yapacaksın sen? Senin araban yok ki. Ya ama olunca pırıl pırıl parlayacak. Ay Sevinç Hanım, kapıya bakabilir misiniz? Hayır, yani o kadar heyecanlandım ki sanki nefes alamıyorum. İyi, hep öyle kal. Hoş geldin Feraye. Hoş bulduk. Sevinç, sana harika bir haberim var. Ne oldu, Yorgos'un net mi oldu? Sen ona bakma. Neymiş bu harika haber? Hani haftaya derneğin balosu var ya. Evet. Orada verilecek olan yılın gönüllü çalışanı ödülüne aday gösterildin. Ben mi? Sen ve Şale Güngör. İkinizden biriniz kazanacak. Ya Sevinç, bu harika bir haber. Bence de Sevinç Hanım, kesinlikle hak ediyorsunuz. Yok canım. Şale Hanım kadar değil. Saçmalama Sevinç. Kimse o dernek için senin kadar çalışmadı. Yine de kazanacağımı sanmıyorum. Hayatımda hiç böyle değerli bir şey kazanmadım ki ben. Olur mu Sevinç'im? Beni kazandın ya. Kara bahtım, kör talim dedikleri bu olsa gerek. Bu ödülü kimin kazanacağına kim karar veriyor? Ha, Hilmi Bey. Hilmi Kıvanç. Bizim derneğin onursal başkanı. Önümüzdeki seçimlerde de bu bölgeden milletvekili adayı. Ha, şu Kıvanç. Güzel. Sevinç'im sen hiç meraklanma. Bu ödülü kazanacaksın. İyi de bundan nasıl emin olabilirsin? Çünkü İhsan Yıldırım hiçbir zaman kaybedenlerin yanında olmamıştır. Arada bazılarını maaşla çalıştırmıştır, o kadar. Bu ödülü kazanma fikri beni ne kadar heyecanlandırıyor. Anlatamam. Öyle mi? Sevinç, balo için aldığın tuvaleti Feraye'ye göstersene sen yatak odasında. Evet, tabii. Hı, hadi. Feraye'cim, gerçekten kazanabilecek miyim acaba? Tabii canım, neyi kazanamıyorsun? Hadi. Ben öyle bir şey gördüm zaten. İyi. Git mutfağa toz bezine bak. Eminim onu aylardır görmemişsindir. Alo. Necati. İhsan Yıldırım. Ne demek kanki İhsan Yıldırım? Yıldırım kuru temizleme imparatorluğunun sahibi İhsan Yıldırım. Hoş ver, ne haber, nasılsın şimdi? Şeyi tanıyor musun sen, şu Hilmi Kıvancı? Milletvekili adayı. Bunun seçim kampanyasını kim yürütüyor? Yardımcısı. Kim? Zühtü Tüfek. Tamam. Sağ ol. Hadi görüşürüz. İhsan Bey. Buyurun. Ben Zühtü. Zühtü Tüfek. Aman efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Kusura bakmayın, buraya kadar yorduk sizi. Buyurun efendim. Efendim, ne demek? Ne demek? Benim görevim seçmenin ayağına kadar gitmek. Bir oy, bir oydur. Ne demişler? Damlaya damlaya göl olur. Aynı zamanda ne demişler? Akçe kara gün içindir. Çok doğru. Bir de ne demişler? Sakla samanı, gelir seçim zamanı. O zaman şu samanlıktan kaldıralım samanı da Zühtü. Ben sana yandım Zühtü. Çok güzel, gördünüz mü? Aynı dili konuşuyoruz değil mi? Çok güzel. Buyurun oturun efendim, buyurun. Memnuniyetle. Buyurun, buyurun. Hayır, oraya değil. Oraya değil, sizi şöyle alayım. Şöyle lütfen. Biricik.
bir tane dünyalar güzeli sevgili eşim Sevinç Yıldırım'ın resminin tam karşısına. Demek bu dünyalar tatlısı hanımefendi sizin eşiniz oluyor. Evet efendim, kendileri öyle oluyorlar. Şu anda hizmetçiyle sinemaya gitti film seyretmeye. Politikayla pek ilgilenmiyor. Varsa yoksa yoksullara yardım etmek. Onun için gecesini gündüzünü yardım derneklerinde gönüllü çalışarak geçiriyor. Hangi yardım derneği? Her şu bizim Hilmi'nin hafta sonunda yılın gönüllü çalışanı ödülünü vereceği yardım derneği. Ha, o yardım derneği. Evet. Hmm. Bu dünyalar güzeli hanımefendi de o ödüle aday. Ha, şimdi anlaşılıyor bütün o akakçeler, samanlar ne demek oluyor. tabii politikada ne derler? Bir el diğerini yıkar. Hani diyorum ki bunun sabunu da benden olsun. Tabii seçim kazanmak için bir hayli çitileme yapmak gerekiyor. Anladım. Peki şöyle iyice yıkamak için ne büyüklükte bir sabun kalıbı lazım? Oldukça büyük bir kalıp. Yani küvetin içini iyice köpürdetmek lazım ki suyun içi görünmesin. Anlarsınız ya. Anladım, anlıyorum. Ben daha çok şey gibi düşünüyordum. Hani otel odalarında vardır ya küçük kalıp sabunlar. İhsan Beyciğim, takdir edersiniz ki seçim kampanyası için dev pankartlar hazırlamak lazım. Efendim, tam sayfa gazete reklamları vermek lazım. Değil mi? Peki böyle küçük el ilanları oluyor. Onların parasını kim veriyor? Hiç hatırlamıyorum. Hilmi Bey'in hatırlayacağını da hiç zannetmem. Anladım. Peki Hilmi Bey'in hafızasını yerine getirmek için ne kadar lazım? Bir 10 milyarlık katkıyı unutmayacağından eminim. 10 milyar mı? Hı hı. Peki 2 milyara ne der? Hiçbir şey demez. 3,5? 7,5. 5. Sattım. Yani anlaştık. Güzel, çok güzel. Biz ne kadar güzel anlaşıyoruz sizinle, değil mi Zülfü Bey? Efendim, ben şimdi bu çeki Hilmi Bey'in adına yazıyorum, değil mi? Yok yok, benim adıma olsun. Şimdi efendim, seçim bağışları için ayrı hesap açtık. Yasal denetlemeler için. Takdir edersiniz ki Hilmi Bey'in kişisel hesaplarından ayrı tutmamız gerek. Doğru, doğru. Hayır, doğru, doğru. Evet efendim. Zühtü, Tüfek, İhsan, Yıldırım. Buyurun efendim. Çok teşekkürler. Bana bir bağış makbuzu verecek misiniz? İşin gerçeği İhsan Bey, bu bağış benim için de sürpriz oldu. O yüzden bağış makbuz kocanın üzerime almamışım. Ama söz en kısa sürede size ulaştıracağım. Aman efendim, siz zahmet etmeyin. Nasıl olsa hafta sonu baloda görüşeceğiz, o zaman verirsiniz. Siz bu arada bu paranın Sevinç Yıldırım'ın kocası İhsan Yıldırım'dan geldiğini Hilmi Bey'e söylemeyi unutmayın, yeter. İhsan Beyciğim, siz hiç merak etmeyin. Bugün git, yarın gel. Baba, ne alıyoruz? Seyyar satışı sandınız galiba. Ben bu evde yaşıyorum, unuttunuz mu? İyi, unutabilsem. Sevinç yok mu? Feraye Hanımlara çıktı. Bu bey kim? Efendim, ben Zühtü. Zühtü Tüfek. Memnun oldum. Demek çok aceleniz var Zühtü Bey. Efendim, biz bunu saymayız. Sizi yine bekleriz. Efendim, biz de sizden daha çok 5 milyar bekleriz. Unut gitsin. Sakın unutma. İhsan Beyciğim, siz hiç merak etmeyin. Karınızın da endişelenmesine hiç gerek yok. O iş tamam. Neden bahsediyor bu? Kim? Zühtü. Kim? Ha, o. O şey. Sigortacı. Sevinç'in gözlerini 5 milyara sigorta ettirdim de onun için şey yaptı. Sakın Sevinç'e söyleme ha. Sürpriz. nereye gitti bunlar ya? Aa, İhsan amca, bu ne sürpriz? Ay. Ya Ödemecan, dünya ne kadar küçük, burada da karşılaştık. Bana bak, sakın baloya geleceğim deyip benim yüreğime indirme. Yok, benim ders çalışmam lazım. İhsan amca, sana bir soru sorabilir miyim? Hayır canım, benim çok işim var, şimdi bu saatte soru olmaz can. İhsan amca, saat dedin de aklıma geldi. Bir günde neden 24 saat var? Bilmiyorum canım, o kadarını sığdırabilmişler. Peki bir güne 24 saati zar zor sığdırmışlar da bir saate 60 dakikayı nasıl sığdırmışlar? Onu iyice zor sığdırmışlar canım. Peki bir sene 365 günü nasıl sığdırmışlar? Peki canım, senin o küçük beynine 365 milyon tane soruyu nasıl sığdırmışlar? İhsan amca, hani şimdi bizimle Amerika arasında saat farkı var ya, neden var? Bilmiyorum canım, biz saati onlardan önce bulmuşuz, onlardan önce takmışız. Peki ilk saati kim takmış? Fatih Sultan Mehmet. Peki ilk saati kim bakmış? Fatih Sultan Mehmet. Peki baktığında kaçmış? O kaçmış ama sen kaçamayacaksın canım. Buraya gel. Buraya gel. Dünya kaçmayacak, gösterim sana. Buraya gel.
Ekşe! Bir şey mi arıyorsunuz İhsan Bey? Hayır, kanepenin altına sığacak mıyım diye bakıyorum. Sığarsınız, sığarsınız. Yeter ki yanınıza çenenizi almayın. Altın kol düğmelerimi bulamıyorum, gördün mü? İçki masasının altına baktınız mı? Yok. Yemek masasının altına baktınız mı? Orada da yok. O zaman sabah telefonu yanına koymuştum, orada duruyor olmalılar. Evet. Hoş geldiniz. Ne haber Menekşe? İyiyim, buyurun. Merhaba baba. Ya oğlum bu ne hal ya? Penguene benziyorsun. Sen de Faruk Turaz'a benziyorsun. Biz bir şey söylüyor muyuz? Kızım sen de hiç iki kişilik gibi giyinmemişsin vallahi. Siz İhsan Bey'e bakmayın. İkiniz de çok şık olmuşsunuz. Sağ ol Menekşe, sen de öyle. Sen bu kıyafetle pek can yakarsın ha. Yakayım artık. Bu elbise de benim 6 aylık maaşımı yaktı. Evet, baylar bayanlar. Yılın gönüllüsü ve gönlümün sultanı. Aman anne öyle fazla dönme, gözlerim kamaştı vallahi. Ay nasıl heyecanlıyım, anlatamam. Bence boşuna heyecanlanıyorsun anne. O ödülü alacağına eminim. Emin misin? Sen nereden biliyorsun ya? Çünkü ben de annemle birlikte dernekte çalıştım. Kesinlikle hak ediyor. Hak ediyor. Tabii, tabii o yüzden alacak. Yani Pelin doğru söylüyor Sevinç Hanım. Ben hayatımda sizin kadar çalışanını görmedim. Bu kadar içten ve severek. Melek şöyle diyorsa öyledir. O hayatının büyük bir bölümünü çalışanları seyrederek geçiriyor. Yok, zahmet etmeyin Sevinç Hanım. Ben bakarım. Ne de olsa bu gece özel bir gece. Merhaba Menekşe. Hoş geldiniz Feraye Hanım. Nasılım? Elbiseni beğendiniz mi? Gerçekten çok güzel. Dur bir resmini çekeyim Menekşe. Yorgun, bırak birkaç kare de baloya kalsın. Endişelenme Feraye. Şu makinenin düğmelerine alışmak için gerekli gereksiz bir takım şeylerin fotoğrafını çekmek zorundayım. Çok sağ olun Yorgun Bey. Menekşe, ben öyle demek istemedim. Ben şey demek istedim. Oo baba, bu ne güzel alet böyle ya. Kaç para verdin? Pahalı bir şey olmalı bu. Aslında hiç para vermedim evlat. Kitabını bastığımız yazarlardan birinin çok özel bir teşekkür hediyesi. Güzelmiş ya. Evet, Menekşe hazır mısın? Her hadi zaman. Bakalım. Hadi bakalım. Sevinç, heyecanlı mısın? Ya Feraye, fotoğrafı mahvettin. Yani Feraye Hanım, insan yürürken önüne bakar. Neden evimizi toplu halde bir kere de çekmiyorsun? Ya. Ya? Bu harika bir fikir. Hadi bakayım, toplanın şöyle. Hadi bakalım. Evet, sıkışın, sıkışın. Evet, evet. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Aa, orası da bir harika. Tamam, gir biraz daha. İhsan, sıkış. Ya bir dakika, ben bu elbise için 6 aydır para biriktiriyorum. Pelin, annene doğru biraz yanaş bakayım. Anne, ödülü aldığında yapacağın konuşmayı hazırladın mı bari? Yani her ihtimale karşı. Hadi bir prova yapsanıza. Peki. Sevgili konuklar, bu ödülü gerçekten hak edip etmediğime emin değilim ama emin olduğum tek bir şey var. O da geri alamayacaksınız. Bu konuşmayı yaparken elinde ödülünle harika bir fotoğrafını çekeceğimden emin ol Sevinç. Ah keşke ben de sizin kadar emin olabilsem. Sen gönlünü ferah tut bir tanem. O ödül senin. Nasıl bu kadar kesin konuşabiliyorsun İhsan? Çünkü ben sana güveniyorum. O ödülü kimse senden daha çok hak edemez. Ciddi misin? Canım benim tabii. Neredeyse unutuyordum ya. Benim sana bir sürprizim var. Evet. Sakın bir yere kaybolma. İhsan nereye? Biliyor musunuz? Kendim de artık kazanacağıma inanmaya başladım. Evet, hazırsanız çekiyorum. Hazır mısınız? Menekşe kapı. Hayatta bakmam Sevinç Hanım. Hiçbir güç beni bu fotoğraftan çıkaramaz. Kusura bakmayın, geç kaldım. Yok yok İrfan. Tam vaktinde geldiniz. Hadi diğerlerinin yanına geçin lütfen. Fotoğrafa geciktim. Yetiştim mi? Son anda. Oh, şükürler olsun. Evet, şimdi hepiniz kameraya bakıp gülümseyin lütfen. Farz edin, Sevinç Hilmi Bey'in elinden ödülünü alıyor. Demek ödülü Hilmi Bey veriyor. Aa, onu tanıyor musunuz? Hayır efendim, fakat yardımcısıyla tanıştım geçenlerde. Dernekte mi? Hayır efendim, asansörde. Zühtü Tüfek diye bir adam. Zühtü Tüfek mi? O adam sigortacı değil mi?
Sigortacı mı? O da nereden çıktı? Geçen gün Sevinç Hanım'ı sigortalaması için adama 5 milyar verdi İhsan Bey. İhsan Hilmi Bey'in yardımcısına 5 milyar mı verdi? Dediğine göre gözlerinizi sigortalatmış. Gözlerimi mi sigortalatmış? Bence kendisininkini sigortalatsaymış daha iyi edermiş. Neden? Çünkü gözlerine uyacağım onun. Seni üçkağıtçı, işgüzar, pespaye kılıklı. Aman yapmayın Sevinç Hanım. Zühdü Tüfek gayet muntazam bir adam. Ben İhsan'dan bahsediyorum. Bana sigorta yaptırdığı ortada. 5 milyara o ödülü bana sigortalatmış. Bu güzel çiçekler benim biricik ödüllü karıma. Her şeyi mahvetmekte üstüne yok İhsan. Çiçekler kötü mü kokuyor ya? Kokan bir şey var ama çiçeklerin olmadığı kesin. Sevinç ödülü almak için Hilmi Kıvanç'a rüşvet verdiğini öğrendi. Öğrendi mi? Nasıl öğrendi? Bir de itiraf mı ediyorsun baba? Ya inanamıyorum sana ya. Zavallı kadıncağız. Zavallı kadıncağızmış. Nesi zavallı be? Koskoca ödül kazanacak. Ödül satın alacak daha doğru baba. Yani kaç para verdin bu ödül için? Sana ne? Parası senin cebinden mi çıkıyor? Tut şunu. İnanamıyorum. Bu büyük rezalet. Evet ya. Yani ben de inanamıyorum ya. Yani babamın böyle bir şey yaptığına inanamıyorum ya. Ben onu demiyorum ya. Film bitmiş. Hiçbir güç beni o balaya götüremez Feraye. Lütfen şu fermuarımı çözer misin? Sevinç. Ya sen ne yapıyorsun? Baloya geç kalıyoruz. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Sevinç, gitmek zorundasın. O ödülü sen kazandın. Nasıl kazanmaksa? Sen çeker misin elleri karımın fermanının üstünden? Terbiyesiz kadın. Sevinç, rica ederim. O törene gitmemek için hiçbir sebep yok ortada. Ben sana tam 5 milyar sebep sayabilirim. Hepsi de şu anda Hilmi Kıvanç'ın cebinde. Sevincim yapma, gözünü seveyim yapma. Hilmi Kıvanç'ın seçim kampanyasına yardım eden bir sürü adam var. Ama karısı Hilmi Kıvanç'ın vereceği ödüle aday olan bir sürü insan yok. Sevinç! Ne yani? Sevincin gidip senin satın aldığını bildiği ödülü kabul etmesini mi bekliyorsun? Sevincin ne beklediğini değil ama benim ne beklediğimi biliyorum. Yatak odamı terk etmeni bekliyorum hacı. Bir dakika insan. Burası benim de yatak odam ve ben Feraye'nin burada kalmasını istiyorum. Feraye lütfen şu fermuarımı tekrar çözer misin? Hayır efendim çözemez. Çek ellerini karımın fermuarından. Terbiyesiz kadın. İnsan bırak şu saçmalığı. Sevinç baloya gidiyorsun. Ben o baloya gitmiyorum. Sevinç Hanım. Sevinç Hanım lütfen bu baloya gitme kavganızı balodan döndükten sonra devam etseniz diyorum hani. O kadar oturdum hazırlandım. Gördün mü? Yaptığını beğendin mi? Güzel sevgili hizmetçimizin gecesini berbat ettin. Rüşveti veren sensin, geceyi berbat eden benim, öyle mi? Yeni film taktım. Sevinç, şu güzel elbisenle bir fotoğrafını çekebilir miyim? Yorgo, Sevinç elbisesini çıkaracak. Ay çok özür dilerim, ben hemen çıkayım. Hayır Yorgo, hiçbir yere gitmiyorsun. Bu yatak odası benim de yatak odam ve ben senin burada kalmanı istiyorum. Ama ben burada kalmak istemiyorum. Ben bu elbiseyi bu yatak odasında giyeyim diye almadım. İyi. Git salonda giy. Madem burada elbisemi çıkarmama engel oluyorsun, ben de banyoya giderim. Hayır efendim gidemezsin. Nedenmiş o? Çünkü İrfan'ın acilen banyoya gitmesi gerekiyor. Öyle değil mi İrfan? Yani beyefendi madem ısrar ediyorsun. İsrar ediyorum tabii. Ne duruyorsun? Çabuk. Halıları kirleteceksin. Yürü. Çabuk. Gördün mü? İhsan, neden o adama rüşvet verdin? Yahu ben adama rüşvet vermedim. Sadece bir bağış yaptım. Peki baba bu durumda açıklar mısın lütfen? Bağışla rüşvet arasında ne fark var? Evet. Ben de onu diyorum. Ne fark var? Yani şimdi Yorgo'yu ele alalım. Bu fotoğraf makinesi müşterisi tarafından Yorgo'ya rüşvet olarak mı verilmiş oluyor? Ne alakası var canım? Gördün mü? Bu rüşvet değil, sadece bir hediye. Evet, aynen. Yani benim Hilmi Bey'e yaptığım hediye gibi bir hediye. Öyle değil mi Yorgo'cum sevgili müttefi? Tabii yani öyle de sayılabilir. Ah siz erkekler. Hepiniz aynısınız. Dikkatini çekerim Feraye. Bu makineyi bana hediye eden kişi erkek değil, kadındı. Şiştin mi? Öyle mi? Ya o çok 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 yaşlı bir kadın. Beyefendi artık çıkabilir miyim? Hayır çıkamazsın, gir içeri. Sevinç, bu balaya gitmek zorundasın. Çünkü bu ödülü almak senin için büyük bir onur.
Tek başıma kazanamayacağım kadar büyük, öyle mi? Sevinç, lütfen dinle beni ya. Bana güvendiğini söylemiştin. Sevincim, tabii güveniyorum. Benim bu ödülü kazanacağıma inandığını söylemiştin. Ya tabii ki inanıyorum. Benim yaptığım, yani ben sadece inancımı birazcık bir bağışla tazelemek istedim. İyi halt ettin. Tamam. Herkes beni din. Herkes beni dinlesin. Sevincin bu ödülü öbür kadından daha fazla hak etmediğine inanan biri varsa çıksın ortaya. Gördün mü? Bak, ben herkesin inandığı bir davaya birazcık katkıda bulunmak istedim, o kadar. Hiç boşuna uğraşmaysan, o baloya gitmeyeceğim. Tamam. O zaman senin yerine ben gidiyorum, ödülü de ben alıyorum. Seni tutan yok. Bari en azından paran da boşa gitmemiş olur. Tamam. Gidiyorum. Çiz yerine. İlmi Bey. Buyurun efendim. Efendim kusura bakmayın, geciktim malum, trafik. Ben İhsan, İhsan Yıldırım. Sevinç Yıldırım'ın eşiyim. Oh, tanıştığımıza çok memnun oldum İhsan Bey. İnanın değerli eşinizin derneğimize yaptığı katkılar bizleri nasıl mutlu ediyor anlatamam. Sağ olun efendim, sağ olun. Eşim Sevinç ve ben birbirimize çok benzeriz. İkimiz de katkı yapmaktan çok hoşlanırız. Ne güzel. Anlarsınız. Kendileri burada değil mi? Değiller efendim, biraz rahatsızlar. Aa, geçmiş olsun. Umarım rahatsızlığı önemli bir hayır, şey değil. Hayır, hayır, hayır. Hiç önemli bir şey değil efendim. Bir şey yiyordu, boğazına takıldı. Ama ödülü aldıktan sonra geçecek eminim. Siz ne dersiniz? Ben nereden bileyim efendim, doktor değilim ki. Doktor değil. Çok güzel, bravo, bravo İlmi Bey, vallahi. Sayın Başkan, hazırsanız törene başlayabilirim. Tamam Mustafa, başlatabilirsin. Ha, bir dakika dur, seni İhsan Bey'le tanıştırayım. İhsan Bey, Sevinç Yıldırım Hanım'ın eşi. Öyle mi? Mustafa yardımcım, sağ kolum efendim. Tanıştığımızda memnun oldum İhsan Bey. Ha, ben de memnun oldum Mustafa Bey. İlmi Bey, bayağı kapsamlı bir seçim kampanyası yürütüyorsunuz galiba. Nasıl yani? Efendim böyle çifte çifte yardımcılar falan. Mustafa Bey, Zühtü Bey. Aa, Zühtü mü dediniz? Evet. Efendim, o sahtekar herifi kovalı bir ay oldu. Ne? Kovdunuz mu? Evet, kovdum ya. Meğerse Zühtü seçim kampanyası için toplanan paraları cebine indiriyormuş. Bağışta bulunacak insanlara çekleri kendi adına yazdırıyor. Sonra da makbuz yanımda değil, sonra veririm deyip ortadan kayboluyormuş. Düşünebiliyor musunuz İhsan Bey? Böyle numaraları yutacak ne gerizekalı insanlar var şu dünyada. İnanılır gibi değil, değil mi? Aa, Sevinç, ne işin var senin burada? Birazdan anlarsın. Ve şimdi de derneğimizin geleneksel yılın gönüllüsü ödülü vermek üzere Sayın Başkanımız Hilmi Kıvanç Bey'i kürsüye davet ediyoruz. Sevinç, ödülle ilgili sana söylemek istediğim bir şey var. Bu konuda hiçbir şey duymak istemiyorum İhsan. Teşekkürler. Teşekkürler. Sayın misafirler ve derneğimizin sayın üyeleri, böyle anlamlı bir gecede böyle anlamlı bir ödülü sunmanın şerefini bana verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu yılki ödülümüzün iki güzide adayı var. Biri Sayın Jale Güngör, diğeri de Sayın Sevinç Yıldırım. Yalnız ne yazık ki Sevinç Hanım biraz rahatsız olduğu için bu akşam... Sayın Başkan. Eşim burada. Ah, evet, evet. Sevinç Hanım buradalarmış efendim, buradalar. En büyük Sevinç Hanım, başka bir hikaye. Yaşasın Sevinç Hanım. Efendim, bu iki saygıdeğer hanımefendi arasında seçimimizi yaparken son derece titiz davranmaya çalıştık. Sevinç, bak dinle beni. İhsan sus. Bu iki güzide adayımızın bireysel ve sosyal özelliklerini, hizmetlerini, çalışmalarını... 5 milyarlık çeklerini... ve derneğimize yaptıkları katkıları göz önünde bulundurduk. Ve şimdi bu yılki ödülün sahibi... Sevinç, kazanamazsan benim suçum değil ha. Sayın Sevinç Yıldırım! Gördün mü? Daha! Sevinç kazandı. Sen biraz eline koluna hakim ol, fazla abarttın. Sevinç, anlamadın galiba, sen kazandın. Ödülü sen kazandın ya. O ödülü Jale Güngör'e vereceğim. Hey! Sevinç Hanım, size ödülünüzü takdim etmek istiyorum. Buyurun efendim. Çok sizi teşekkür ederim. Rica ederim. Bey, ama, sizi candan kutlarım efendim. Buyurun. Bu ödülü almam imkansız çünkü... Bravo! Pardon, bir dakika efendim. Bir dakika.
Eşim demek istiyor ki bu ödülü almak için hasta yatağından kalktı geldi. Ödülü taşıyamayacak kadar halsiz ve bitkin ve çok heyecanlı olduğu için konuşma yapamayacak durumda. Onun için izin verirseniz onun yerine konuşmayı ben yapacağım. Sen sus. Tamam tamam Seç, ben hallederim, merak etme. Efendim öncelikle bu muhteşem günü yaşamamıza vesile olan değerli insan hakkında bir iki söz söylemek istiyorum. Yani saygıdeğer başkanımız Sayın Halit Kıvanç. Hilmi efendim, Hilmi. Bak haklısınız. Değerli başkan, müstakbel milletvekilimiz Sayın Halit Hilmi Kıvanç. Efendim, yalnız Hilmi. Halit yalnız Hilmi Kıvanç. Şimdi değerli konuklar, bazılarınız bu seçim kampanyası sırasında bazı milletvekillerinin kampanyalarına yardım ederek ileride çıkar sağlamayı düşünebilirsiniz. Bazı politikacılar da bu işe yarar fakat dürüst Halit Hilmi Kıvanç da asla. Yalnız Hilmi efendim. Halit yalnız Hilmi Kıvanç da asla. Bir dakika, bir dakika bitiriyorum Sevinç, bir dakika düşürecektin. Efendim iki kelime daha etmek istiyorum, o da değerli başkanım dürüst insan Sayın Halit yalnız Hilmi Kıvanç'ın yardımcısı Mustafa Bey'le ilgili. Ki kendisini ben ilk kez bugün gördüm, öyle değil mi Mustafa? Evet. Evet. Kendisi dürüst, şerefli, namuslu bir arkadaş ve değerli başkanım Halit Hilmi Kıvanç'ın yanında bir aydır çalışıyor. Neden? Çünkü dürüst, namuslu başkanım Halit Hilmi Yalnız Kıvanç bir ay önce Zühtü denilen sahtekarlık oldu. Doğru mu başkan? Doğru efendim. Doğru, duydunuz, doğru dedi. Değerli konuklar, değerli onurlu başkanımız Sayın Halit Yalnız Hilmi Kıvanç'ın bizi gururlandırarak verdiği ki sadece ve sadece hak ettiği içindir, başka bir şeyden değil. Yani öyle parti yardımı falan söz konusu değil ki başkanım, bunlara ben yok. Sevgili eşimi kürsüye davet ediyorum. Eşim Sevinç Yıldırım. Bu ödülü almayacağım İhsan. Yapma Sevinç, yapma. Sen bu ödülü bileğinin hakkıyla kazandın. Bu yine de seni yapmak istediğin şeyi affettirmez. Gözüm zıplıyor. Efendim ben bir şey, pardon, ben bir şey daha söylemek istiyorum. Sevgili vatandaşlar, bu cennet vatanın güzide evlatları. Ben Türkiye'ye inanıyorum. Ve inanıyorum ki bu memleketi ayakta tutan tek şey sevgidir. Bravo. Karısını seven ve onu mutlu etmeye çalışan bir erkek. Bizim ülkemizin temelleri bunun üzerine kuruludur. Bizim yolumuz budur. Bravo, bravo. Eğer bir adam karısını mutlu etmek için yanlış bir şey yaptıysa sadece ve sadece onu sevdiği içindir. Eğer karısı bunu anlamıyorsa o adam gidip karısından özür dilemelidir. Bravo, bravo, bravo. Şunu bilmeliyiz ki karısı bunu anlamıyorsa o adam acı çeker. İşte bu memleketin evlatlarını özgür, bu cennet vatanı muhteşem kılan budur. Bravo! Bravo İhsan Bey. Değerli vatandaşlar, netice itibariyle. Efendim bir dakika, bir dakika İhsan Bey. Aha. Özür dilerim, pardon. Belki sevimli sayın eşinizin de söylemek istediği birkaç cümle olabilir. Olabilir. Hı. Sizlere kocamla ilgili bir şey söylemek istiyorum. O bugünün benim için hayatımdaki en mutlu günlerden biri olması için çok uğraştı. İnanın oldu da. Ancak ben bu ödülü en az benim kadar hak ettiğine inandığım değerli dostum Jale Güngör'le paylaşmak istiyorum. Bravo. Ve son olarak bir kez daha kocama teşekkür etmek istiyorum. Bana seni seviyorum demenin birden çok yolu olduğunu gösterdiği için.